Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Dersimizin konusu sual. Yani bildiğimiz bir kelime gibi aslında duruyor da. Sual nedir? Bununla ilgili bir külliyattan baktık. Öyle baktım, şey yaptım, tarama yaptım. Tabii bu ders niye aklımıza geldi sual diye? Bir kardeş demişti ki, ya ben niye sual soramıyorum diye böyle bir sorusu vardı. Niye sual soramıyorum? Bunun Sorusu, nedeni ne? Sorusuna mı sorusu vardı? Soru niye soramıyorum? Evet, onu sorun etmiş diyelim ya da dert etmiş. Acaba hani ne eksik, nedir diye öyle olunca tabii onunla böyle biraz şey yaptık, baktık ettik. Soru nedir, sual nedir, külliyatta sual ne demekmiş filan. Tabii mevzu biraz gitti böyle. Baktık ki hakikaten şey farklı, bakınca değişiyor mevzu. Onun için böyle bir sual dersi yapalım gibi bir şey oldu, ihtiyaç oldu. Şimdi dersteki ben hemen konu başlıklarını şöyle birkaç başlığımız var bahsedeceğimiz. Onları böyle hemen söyleyip başlayayım derse. Konu başlıkları şöyle, bir sualin lügatı nedir? Ve Risale-i Nur'da hangi manalarda kullanılmış sual kelimesi? Ona okuyacağız. Onunla ilgili böyle çıkarttığım şeyler var, mehazlar var. Hem orada onların lügat manasından sonra da külliyatta üstad nasıl bir manayla kullanmış onu göreceğiz. Ondan sonra sual ve dua arasındaki fark nedir? Yani orada bir noktayı nazarımız olacak işte. Sonra sual ile soru arasındaki fark nedir? Sual ve sorunun insanda karşılıkları, o nereye bakıyor, o nereye bakıyor, soru nereye bakıyor, sual neye bakıyor şeklinde. Onunla ilgili birkaç mehaz var. Bir de sual nereden neşet eder? Yani sualin kaynağı nedir? Ne olursa sual çıkar ondan. Onunla ilgili böyle bir yer var. O kısım da önemli, başlık olabilir diye düşündüm. Sonra sualin sureti, hakikati, mahiyeti diye böyle bir okuduklarımızdan bir çıkartma yapacağız inşallah. Ondan sonra son kısımda da Risale-i Nur mesleğinde sual sormak neden ehemmiyetli? Yani sual mevzu niye önemli? Bununla ilgili hakikaten bayağı böyle mehaz var. Orada da güzel böyle bir bence şey olacak. Yani son kısımda bence çok kritik, önemli. İnşallah oraya da onunla ilgili de böyle yerler var. Onları okuyacağız. İnşallah noktayı nazarlar vereceğiz. Çok bereketli bir başlık da var ya. Evet abi, böyle hani konu başlıkları çıkartınca insan daha ihata etmesi kolay oluyor öyle aleminde. Soru diye ders olur mu ya? Sual evet. Diye. Evet. İlginç. Çok garip ya, biliyor musun? Garip. İş olsun diye konuşmuyorum şimdi. Yani sual, evet. Sual diye soru sormak, sual diye bir konu mu olur? Murat Dursun'un ey diye dersten sonra hepsi olur bence. Ey ile ilgili ders yaptı adam ya. Ondan sonra olur yani her şey. Böyle. Artık herhalde. Ey, sen de sual konu olursa bundan sonra tamamdır herhalde. Ama güzel oluyor. Böyle baktığın zaman değişiyor mevzu. Sual kelimesinin kökeni Arapça istemek manası, istemek sormak manasında olan se'ele'den geliyor. Se'ele kelimenin kökü. O fiilden türetilmiş sual kelimesi istemek sormak manalarında genel itibariyle kullanılıyor. İstemek, birinden bir şey vermesini talep etmek, dilek, dilencilik, soru, sormak manası, sorulan şey, sormak, sorguya tabi tutmak, birinden bilgi ve mal vermesini ya da bunlara götürecek yolu göstermesini istemek anlamlarına geliyor. Yani bizim tabii sual deyince hemen otomatikman aklımıza soru geliyor. Sual sordu, soru sordu şeklinde. Ama kelimenin de köküne baktığımızda istemek, sail kelimesi var mesela abi. Sail, dilenci demek. İsteyen, dilenci. O da gene şeyden geliyor, aynı kelimeden geliyor. Sormak manası tek manası değil. İstemek manası, dilenmek, sorguya tabi tutmak gibi manaları var. Şimdi Risale-i Nur'da da sual kelimesine baktığımızda sadece soru manasında kullanılmadığını görüyoruz. Soru olarak kullanıldığı, soru makamında kullanıldığı da var. Ama çoğu yerde de istemek manası, fıtratın gereğini dilemek, istemek manasında kullanıldığını görüyoruz. Şimdi onlarla ilgili böyle mehazlar var. Onları bir okuyalım. O zaman oradan bir bakmaya çalışalım. Sözler 67'de hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ıstırar lisanıyla sual edilen ve istenilen 3 tane lisandan bahsetti. İstidat lisanıyla,
ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen, her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın, en büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın? Buradaki baktığımızda sualin soruyla alakası olmadığını görüyoruz. Yani insanların veya mevcudatın, mahlukun en büyük istimdadını ve en büyük sualini. Burada sormak değil, aslında istemek, fıtratının karşılığını istemek şeklinde. Ve burada ne görüyoruz? Zaten üç tane istidat lisanı, ihtiyacı fıtri lisanı, ısrar lisanıyla sual edilen, istenilen dedi. Burada bakıyoruz ki zaten isteme manası var. Yine Mesnevi Nuriye 41'de dergah-ı izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden saillerin istekleri veriliyor. Sual eden sailler. Burada sual direkt zaten isteme manası. Sail dilenci manasında. Sual eden saillerin istekleri veriliyor. En adi bir zihayatın sesi işitiliyor ve haceti kabul ediliyor. Burada da isteme manasında kullanıldı zaten net. Sail kelimesi de o. İsteyen, dileyen. Sözler 326'da sonra görüyor ki bir gani-i mutlak, bir sehavet mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister. Burada da sual kelimesi gene az önce bahsettiğimiz gibi isteme manasında. Nasıl bir isteme? Gani mutlak olan Cenab-ı Hak sehavet mutlak içinde servetini ve hazinelerini gösteriyor. İnsan da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile o fakirliğini tam bir şekilde anlayarak sual eder ve ister. Fıtratına konulmuş olan kulluğun ifadesi olarak ister. Kulluğunu ifade etmek manasında, daha derin manada onu anlıyoruz. Yani anlıyorum burada okuduğumuz şeylerden. Gene yani aynı sual isteme manasında değil mi? İsteme. Evet. Bu okuduğum yerlerin hepsinde fıtratın karşılığını isteme manası var. Cenab-ı Hak insanın fıtratına, mahlukatın fıtratına bunu koymuş. Bunun ortaya çıkmasını istiyor aslında Cenab-ı Hak. Sual etmemizi istiyor. Zaten şimdi gelecek kısımlarda da bu var. Nur'un ilk kapısında diyor mesela aynı benzer manada. Sonra servetinin kesretini, rahmetinin müsaatini irade etmesine karşı fakr ve hacetlerini isar ve sual etmekle mukabele ettiler. Yani biz fakrımızı, hacetimizi gösterip sual ederek, isteyerek Cenab-ı Hak'tan bunun karşılığını mukabele ediyoruz. Cenab-ı Hak da zaten servetinin kesreti, rahmetinin müsaati bunu iktiza ediyor. Ona karşı aczini, fakrını anlayıp sual etmek gerekiyor. Mukabele ediyoruz. Yani bir mukabele şekli aslında istemek, sual. Yine şimdi sözler 356'da yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi lisan, hal ve istidat diliyle Fatır Hakim'den sual ediyorlar. Kim istiyor? Nebatatın her taifesi. Nasıl bir dille istiyor? Lisan, hal ve istidat diliyle Fatır Hakim'den sual ediyorlar. Nebatatın soru sorması gibi bir şey zaten düşünemeyiz burada. Cenab-ı Hak'tan istiyorlar ve dua ediyorlar ki Ya Rabbena bize kuvvet ver ki yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rubiyetini lisanımızla ilan edelim ve Ruh-i Arz mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver ve meşergah-ı arzın her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin bedi ve antika sanatlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için bize bir revaç ve seyahate iktidar ver derler. Yani o nebatatın Cenab-ı Hak fıtratına koyduğu o istidadın kabiliyet olması için sual etmesi gerekiyor. Yani istidadın kabiliyete dönüşmesi sual ve dua ile oluyor. Zaten şimdi okuyacağımız yerlerde de hep üstad sual ve dua kelimesini böyle hep bitişik kullanıyor, beraber kullanıyor. Sual ile
Duayı beraber mi kullanıyor? Evet, hep yani şimdi birkaç daha okuyacağım yer var. Hep yan yana geliyor onlar. İstidadın kabile çıkması, soğan ve dua. Evet, yani hangisi hangisi? Yani şu an hemen net bir şey diyemem. Yani bir sualle duayı böyle bir noktayı nazar var ama o noktadan değil. Yani o yani istidadındaki şeyin kabiliyete çıkması için Cenab-ı Hak bunu sual etmemizi bizden istiyor. İstememizi bizden talep ediyor. Yani bu da fıtratın karşılığı gibi yani. Sual ve dua, mukabele etmem yöntemi yani. Şimdi bak çocuk, niye sual eder? İstiyor. İstemenin şekliymiş değil mi? Mesela bazen itiraz var, soru soruyorlar ya böyle. Hani kendisi sonra itiraf ediyor, diyor ki ben aslında sizi zorluyorum ki hakikaten daha tafsilatlı, daha arka taraf, daha batın cevaplar istiyorum. Onun için soruyorum diyor. Aslında istiyor yani. Sormak İstiyor. istemek oluyor. Evet. İçinde şey, İstek var. o isteğin ifadesi. Vay be. Zaten o öyle, onunla ilgili de diyeceğiz şimdi. Sözler 41'den okuyorum abi. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti ister ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr-ı ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla. Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti istiyor ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr-ı ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Yani rububiyetin iktizası şeklinde duruyor. Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti dua lisanıyla ishar edilmesini istiyor. Yani sual ve dua bir lisan, istemek manasında fıtrata bakıyor. Kulluğun özü olan fakr ve ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a ifade etmekle rububiyete karşı ubudiyet vazifesini yapıyor. Neyle? Sual ve duayla. Baktığımızda hakikaten isteme mevzusu o zaman bir kulluğun ifadesi, ubudiyetin ifade şekli gibi oluyor yani, duruyor. Çünkü ne diyor? Abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr-ı ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla ishar etsin. Ortaya çıkarmak. Evet, ortaya çıkarmak. Ortaya çıkarmak. Yani nereden bileceğim senin dehlizdeki bu istidadındaki karşılığı? Ve demek ki sen ifade ediyorsun. Evet. Bir sözlerde gene benzer bir yer daha var. Sözler 30'da abi. Sabır ile Halikine tevekkül ve iltica ve şükür. İltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Bu yedinci sözde, hani yedinci sözün başı. Sabır ile Halikine tevekkül ve iltica. Sabır ile Halikine tevekkül ve iltica. Şükür ile Rezzakından sual ve dua. Rezzaktan sual etmek ne demek? Rezzakından sual ve dua. Şey gibi, midenin acıkması ve rızka olan şiddet ihtiyacı suali oluyor. Allah'ın ona rızık vermesi de cevabı oluyor. Şöyle bir şey olur mu? Diğer kardeşlere de şey yapıyorum. Şimdi duada istek var, değil mi? Ya Rab bunu ver, ya Rab bunu verme. O da istek ya. Duada bu var. Münacatta ise istek yok. Mesela üçüncü şu an ya. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyatından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki, hani Allah'a tavsif var münacatta. Tamam, bak münacat ve dua. Münacat fıtratınla Allah'a tavsif etmek, ilan etmek. Dua ise istemek. Burada sual ve dua diye ayırıyor. Allahu alem sual da yani münacat gibi fıtratının ifadesini dile getirmek. Evet, o gibi bir şey olsa gerek, evet. Ona benziyor, evet abi. Nazm-ı mani oldu gibi geliyor bana. Evet, aslında biz dua ile münacatı hep konuştuk bugüne kadar hani birbiriyle. Yani oraya bir üçüncüsü de sual geldi yani. Sual geldi. Sual ve dua. Duayı biliyoruz. Münacatı da biliyoruz. O zaman sual da hakikaten mesela fıtratın biz 37 tane vakıftık. Rüştü abi ders yapardı böyle. İnan hiç aklın hayaline gelmez soru sorardı o sahada. Demek ki bizim sorduğumuzda ona öyle geliyordu. Yani aslında orada sual ondan böyle bir şey sığınmak istemek değil.
fıtratımın iktizasını ifade edip Risale'nin de cevap aramak. Aynen. Aynen öyle. Burada şöyle diyor abi mesela, fıtri bir vazife olduğunu, Cenab-ı Hakk'a karşı bir fıtri vazife olduğunu söylüyor burada. Şualarda abi. Şualar 72'de. Hayatımın halkıma bakan fıtri vazifelerine ve manevi faydelerine baktım, gördüm ki hayatım hayatın halkına üç cihette aynadarlık ediyor. Yani bu bildiğimiz yer ama o gözle bakmayınca bura gözükmüyor. Yani burası hep Cenab-ı Hakk'a üç cihette aynadarlık olması. Birinci vecih, hayatım aciz ve zaafıyla, fak ve ihtiyacıyla Halik-i Kainat'ın, Halik-i Hayat'ın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahmetine aynadarlık eder. Aciz, zaaf, fakr ve ihtiyacıyla. Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri bilinir, öyle de hayatımdaki hadsiz aciz ve fakr ile beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Halik'imin hassiz ve kudret ve rahmetini bildim. Sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. Vazifeler: sual, dua, iltica, tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. Bu vazife ne? Yukarıda ne dedi? Hayatımın Halik'ime bakan fıtri vazifelerine ve manevi faydalarına baktım, gördüm ki dedi, üç cihette aynadarlık ediyor dedi. O zaman bizim hayatımızın Halik'imize bakan fıtri vazifelerinden birisi de sual ve dua. Sual etmek. Yani istemek. Fıtratın Halik'ime bakan bir vazifesiymiş. Ona bakan taraf. Fıtri bir vazife. Hadsiz aciz ve fakrımın ihtiyaçlarını kaldırırken sual ve dua, iltica ve tezellülle ubudiyet vazifesini yapıyormuş demek. Anladım ve aldım diyor. Sual böyle dua gibi istemek değil de ifade etmek. İfade etmek. İstemek şeklinde ifade etmek. He, evet. Aslında fıtratını izhar etmek. Fıtratını izhar etmek. Evet. Aynen. Öyle gibi duruyor şeyde, bu ifadelere baktığımda. Ama çok tuhaf ya. Yani bir tuhaf deyince işimiz şey oluyor. Yani bu Risale-i Nur'u böyle çalışsan 500 sene ömrün olsa yetmez. Aynen. Yani o zaman artık ben bu külliyatın ana şeyini bitireyim diye biraz zor gayret. Aynen öyle. Şimdi bu sualle ilgili burası da ilginç bir yer. Sözler 464 abi. Hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de haktandır. Yani burada belki bildiğimiz bir yer şeyde. Ama şimdi bu noktadan bakarsak, sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de haktandır diyor. Sual eden de, sualin kendisi de, cevap da kimdenmiş? İsteyen de, veren de Cenab-ı Hak'tır diyor. Öyle değil mi? Dâi ve sebep de nedir? Haktandır. İsteyen de, veren de o. İlginç burası. Şimdi devamında ayırıyor ama. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. İlginç yani, aslında istemek o fıtratın hadisi dediğiniz aslında onu da ifade ediyor değil mi bu? Evet. Yani fıtratının şeyini ortaya çıkartmak şeklinde. Evet. İsteyen de o, isteten de o diyelim. Ona cevap veren de o. Evet. İkisi de hak. Sen neyle sahip oluyorsun? Yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Ama seyyiatı ayıracak şimdi. Burada hasenattı bu. Fakat seyyiatı isteyen nefs-i insaniyedir. Ya istidad ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır, o siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesalihi tazammun eden bir kanun-u ilahiyle icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çekmiş. Hasenatta, hasenat olan şeylerde sual ve cevap, isteten de, onu ortaya çıkaran da, cevap veren de Cenab-ı Hak. Ama seyyiatta ise
sebebiyet ve sual onun isteyen, onu ortaya çıkartan nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hasenattaki sualle seyyiattaki sual biri haktan, biri nefisten. Şey için söylüyorduk ya, vesvese ve vehim Allah ve melekleri vermez. Ona benziyor. Değil mi? Evet. Aynen. Yani aslında biz sadece sual ettik ya da istedik, biz onu şey yaptık, o Cenab-ı Hak ona bir şey verdi. Hani hasenat olan şey de aslında onu da veren Allah. Burası çok ilginç. Yani. İsteten o. İsteten o aslında yani. Biz ne yapıyoruz? Ancak işte iman ile, şuur ile, rıza ile sahip olabilirsek ne ala? Hep şahitlik etmiyor muyuz abi? Biz sadece şahitlik ediyoruz. Bizlik bir konu yok. Biz doldu malzemesini izliyoruz. Doldu malzemesiyiz diyor. Yani biraz izliyoruz. Bizim üzerimizde bir tecelliler yumağı var. Biz onları izliyoruz. Görebildiğimiz kadar şuurluyuz. Göremediğimiz kadar da normal sıradan insanlar. Zaten insan olmayan insanlardan. Hakikaten böyle arkaya geçtim mi Mehmet'in söyledi. O kadar insan rahatlatıyor ki. Ya böyle mi olacak, şöyle mi olacak, böyle mi gitti, gitmedi, oldu, olmadı, öldü mü, öleceğim, şu olacak. Ya Allah, ya Allah yaptırıyor. Sana bir halet veriyor. Bir halet veriyor, onunla bir eyleme geçiyorsun. Haleti veren de o, şey yapan da o, ama burada şey işte, sen seyyata sen mercisin, asenata değil. Oradan, o şu işin içinden böyle çıkıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın işte az önce söylediklerimizi teyiden gene bu sözler 577'de geçiyor. Yani diğer yerlerde de geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın bizden açmamızı istediği, sormamızı istediği 3 tane sual var. Bu hilkatle beraber geliyor. Hem şu kainatın 3 suali müşkil var diyor. Hani hep geçer biliyoruz. Oradaki suali müşkil kelimesi, şimdi altını çizerek bakacağız oraya. Hep suali müşkil diye geçiyorduk. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahvilatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı muğlakını ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu 3 suali müşkülin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zişurları açtırmak istemesine mukabil en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bilbedahe o zattır. Yani o 3 suali müşkilin muammasını Cenab-ı Hak diyor ki açtırmak istiyor. Açın bunu diyor. Yani bu nereden, nereye ve ne oldukları bizim fıtratımızdaki aslında açmamız gereken bir istek, arzu, fıtratın gereği yani. Bunun karşılığını açmamız gerekiyor. 3 suali müşkil. Şeyde sormuş zaten, bak bir kardeş de şöyle sormuş, yapmış, dur. Bak diyor ki, fıtratın kilidini açan anahtar, 2 nokta üst üste, sual. Yani üstü açılınca ifadesi dua. Kilidi açmak, ifade etmek dua. Aynen. Üstü, yani fıtratın kilidini açan, evet çok güzel dedi ya. Aynen. Ama dua ifade ediyor, ama o kilidini açtı. Şimdi tam oraya geldik abi. Sual ile dua arasında nasıl bir fark diye... Hani bir düşündüm abi, böyle düşündük. Onun nokta, nasıl bir noktaya nazar var? Şöyle bir geldi artık, başka şey de olabilir ama. Cenab-ı Hakk'a karşı isteğimi, yani sualimi dua ile ifade ediyorum. İnsanlara karşı sualimi, yani isteğimi soruyla ifade ediyorum. Yani öyle bir ayrım varmış gibi geldi bir noktaya nazar işte. Sual ile soru arasında nasıl bir fark vardır diye baktığımızda abi. Şimdi suali istenilen şey manasında düşündüğümüzde fıtratımızın karşılığı noktasında, soru ise sualin ifade edilme şekli. Soru sualin ifade edilme şekli. Yani sual melekut oluyor, soru mülk oluyor bu makamda. Sorduğunuz suallere diye geçiyor mesela külliyatta. Sorduğunuz suallere. Ya da mesela sual var içimde ama sormuyorum. Sual var içimde. Kalbimde hep sual var ama sormuyorum. Yani ifade etmiyorum. Demek ki o zaman soru onun ifade edilme şekli. Biri mülk, biri melekut şeklinde oluyor. Bir de şöyle bir noktayı nazarda var abi. Her sorunun arkası sual. Her sual soru olarak sorulmuyor. Bir daha söyleyeyim. Her sorunun arkası sual. Yani ifade edildiği için arkasında bir sual var, bir istek var. Ama her sual
soru olarak sorulmuyor. Az önce söylediğim gibi. Yani içimde bir sual var ama, kalbimde bir sual var ama sormadım. Çekindim, utandım, sormadım. Ama bir sual vardı içimde. Yani her sualin soru olarak sorulmuyor, ifade edilmemiş olabiliyor gibi böyle bir noktaya nazar oldu abi. Şimdi de bu sual ve sorunun hani insanda nasıl, ne karşılığa gelir veya şeyi nedir, karşılığı nedir diye bakarsak abi. Şöyle gözüküyor baktığım yerlerde abi. Sual kalbe bakıyor, soru dimağa yani akla bakıyor. Böyle bir şey gözüküyor. Bununla ilgili de bayağı bir yer var. Hemen böyle kısa kısa okuyayım. Sözler 171'de abi. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Soruluyor, cevaplar kalbe geliyor. Manevi ihtar yardımıyla. Mektubatta da şöyle diyor. Mesela birisinin kalbinde bir sual var. İntak-ı bilhak nevinden ona muvafık bir cevap verir, sonra anlar. Demek ki kalp sualde, kalbinde bir sual var. İntak-ı bilhak nevinden ona muvafık bir cevap verir, sonra anlar diye mevzu devam ediyor. Burada neye baktık? Demek ki kalbinde bir sual. Sual kalpte. Yine şualarda 258'de birden hikmetül istiaze lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki. Yine şualarda var abi 612'de. Namazda Fatiha'yı okurken Nabudu'daki Nun'un bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Neden Abudu Estaîn yani ben ibadet istihane ederim denilmedi? Nun'u mütekellim-i mal gayr ile yani biz sana ibadet istihane ederiz demiş. Birden onun kapısıyla bir seyahat-i hayaliye meydana açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhut derecesinde bildim ve gördüm. Yani sual kalbe geliyor. Ondan sonra da cevabı da Cenab-ı Hak veriyor işte. Hayal açıldı, şey oldu. Yani o fıtratın isteğini ifade ettiğin anda, onu ona mukabil olduğunda birden Cenab-ı Hak şeyini veriyor, karşılığını veriyor. Sual kalbe geliyor ve cevabı da geliyor. Kastamonu 140'ta da abi gene. Bugünlerde Risale-i Nur talebeleri hesabına gayet ehemmiyetli, endişeli bir suali manevi kalbime ihtar edildi. Suali manevi kalbime ihtar edildi. Sonra anladım ki ekser Risale-i Nur talebelerinin lisan-ı halleri bu suali soruyorlar ve soracaklar. Suali soruyorlar. Risale-i Nur talebesi lisan haliyle bu suali soruyor. Yani demek ki sormanın bir şeyle de lisan-ı halle de. Yani o sual bu şekilde de soruluyor lisan-ı halle. Birden bir cevap hatıra geldi. Feyze'ye söyledim. Dedi hiç olmazsa icmalen kaydedilsin diye mevzu devam ediyor. Yani demek ki lisan-ı halimizle bile sual soruyoruz. Yani istiyoruz. Kastamonu 193. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir dest-i inayet, bir veç-i rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. Bu iki cihette kalpten bir sual çıktı. Yani genelde hep böyle geçiyor şeyler. Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesine veç adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi ki. Kalpten bir sual çıktı. Sualin demek kaynağı kalp. Malumdur ki bunun da yani aksi olan bir iki yer daha gördüm abi. Hani farklı ama şimdi okuyacağım orayı da. Sözler 381. Malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. İşte birinci hemzeyle der. Aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? Yani hep kalp diye geçiyor. Bir yerde bu ifade geçiyor. Sual ve cevap mahalli olan aklınız. Ama hani sanki mahal kelimesi kaynak değil de onun cevelan ettiği, ortaya çıktığı yer gibi anlıyorum böyle. Kaynağı kalp ama mahali gene akılda gözüküyor şeklinde anladım yani bu kısmı. Birkaç tane hadis var ya, aklı olmayan dini yoktur. Bir de evet. El-suali nısfil ilm. Sual sorabilmek ilmin yarısı ya. Ama evet. bir tuhaf, benim başka tarafa gitti aklım da. Yani tövbe yani. Tahayyülü küfür, küfür değil, tefekkürü küfür. Yani Allah böyle bir mahlukatı yaratacağım. Sual edebilecek, alıştık biz buna. Yani böyle sual edebilecek bir mahlukat. Yani sual imal etmektir. İmalat yapmaktır. Dua ise onu dışarıya servis etmektir. Sual imal ediyorsun, imal.
Yani zaten sorabilmek ilmin yarısı sende uyanmış. Onu resmetmek istiyorsun. Emin olmak istiyorsun. Haşa. Allah'ım ya, yani tahayyülü küfür küfür değil. Bu insanın böyle nasıl bir hatırına gelmiş yani. Sual sorabilsin. Sual sorsun. Yani sual basit olay değil arkadaşlar yani. Sual imalathanenin çalıştığını gösteriyor. Matbaanın çalışıyor, fırın çalışıyor. Yani çalışıyor. Çalışıyor yani. Pastane çalışıyor, imal servis yapıyor. Bu sistemin çalıştığını gösteriyor. Çalıştığının da dışa vuruşu dua. Servis yapıyor. Evet. Satıyor veya ibe ediyor. Yani sual sorabileceği Cenab-ı Hak böyle nasıl hatırına geldi ya, böyle bir mahlum. Sual sormak ne acayip bir şey ya. Şeyde de abi, İşaretül Hicaz'da da Sami'nin zihnine bir sual geldi şeklinde geçiyor abi. O ona karşı bu oldu şeklinde Sami'nin zihnine bir sual geldi diyor. İşaretül Hicaz'da var, başka yerde de yok. Orada birkaç defa bu zihne sual gelme diye ifade ediyor. Onun dışında hep kalp şeklinde, kalbime bir sual geldi şeklinde hep suali kalple ilişkilendirmiş. Diğer başlık da abi, bu sual nereden neşet ediyor? Sual nereden neşet ediyor? Onunla ilgili böyle bir yer var. Şualar 234'te. İnsanın kainatta gördüğü medarı hayret, medarı şükran ve medarı azamet ve kibriya, acip ve güzel ve büyük pek çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neşet eden suallerine. Demek ki sual hayretten, lezzetten ve heybetten neşet ediyor. Azamet ve kibriya kelimesinin bir karşılığı gibi, bizdeki görünen hali gibi, hayret, lezzet, heybet diyor. Biz onu heybet olarak mı görüyoruz, azamet ve kibriyayı? Hayret, lezzet ve heybetten neşet eden suallerine diyor. Yani demek sual bunlardan neşet ediyor. İlginç yani, burası da böyle, onu aldık. Sualin sureti soru sormak abi. Ondan sonra sualin hakikati istemek, dua etmek. Mahiyeti ise aciz, fakr, noksan ve kusurunu ifade etmek, ubudiyet yapmak. Kanuniyetini atladık. Kanuniyeti atladım, onu böyle kafam karışmasın diye. Olursak yazarız yani, diyen varsa. Sureti soru sormak. Evet. Kanuniyeti atladık. Hakikati dua ve münacat mı? İstemek, dua etmek dedim abi. İstemek kelime, yani istemek şeklindeki... Belki bunu istemeyi biz az önce ne dedik? Fıtratının ifadelenişini mi ortaya çıkartmak şeklinde? Fıtratının aktifliği. Fıtratının aktifliği demiştik. Evet, sistemi çalışır. Çalışır, çalışırlığı çalışmasından oluyor fıtrat. Evet. Mahiyeti ise aç, fark, noksan, kusurunu derute etmek. Ubudiyet vazifesini yapmak. Ha, bu da ruhta. O zaman kanuniyet, her şeyin kanuniyeti zaten şeydedir. Akıldadır. Sual akılda ne? Aklın kemalini böyle toparlayalım külliyatta. Kim soru sorar? Aklın kemalini. Kim soru sorar? İmalat yapan, atölye veya mutfak sahibi sorar. Yani mutfakta şu fasulye geliyor, domates geliyor, yağ geliyor, yemek yapıyor. Yani imal eden bir kafada sual olur. Düşünen bir kafada olur. Ama şer dahi sual var. Şer illa hayır değil. Akıl vahye tabi olursa suali ayrı olur. Başka yere tabi olursa suali ayrı olur. Aklın rütbe-i mertebesi midir artık? Akıl melekesi veya aklın içerisinde bir sual sorabilmek, aklın içerisinde bir madde mi çıktı şimdi? Aklın 40 küsür tane bir şey bulduk ya, deha, hüşyar, muvazene, muhakeme, zeka gibi. Acaba sual sormak da bir sıfatı mı yani, sorabilmek? Ama menfisi de var, musbeti de var. Yani evet, aklı, kalpte latife insaniyenin çalışırlığı. Ruhta da çok güzel. Aciz, fark, noksan, kusurunu derute etmek, ubudiyet. Ubudiyet lisanı. Ubudiyet bu. İbadet değil de ubudiyet. Sureti zaten fiilen göstermek. Fiilen. Mesela lisan haliyle istiyor. Mesela ağaç lisan haliyle sula beni diyor. İnsan da öyle yani. Lisan haliyle istemesi suret. Kanuniyeti işte akıldadır ama nasıldır? Hem menfisi var hem müsbeti var. O da herhalde
kabiliyetlerin istidat imalathanesinin çalışması yani. Meyvesi değil. Daha meyve, menfi ve müsbet verir. O tezgah, matbaa çalışıyor. Menfi de basar, müsbet de basar. Gibi mi acaba? Olabilir abi. Kısımda bir tam şey yapamadım yani. Adını koyamamıştım. Şimdi son başlıkta neydi? Risale-i Nur meselinde sual sormak. Sual yani. Neden ehemmiyetli? Şimdi o kısımla ilgili böyle birkaç tane okuyacağım yer var. Ondan sonra bitiyor inşallah. Son kısım burası. Mektubatın çoğu, lemaların bazıları ve sözlerin son kısmı Hulusi Ağabey'in iştiyak ve gayreti ve çok yerinde önemli suallerin cevapları olarak kaydedilmiş. Özellikle ilmin anahtarı olan sorularıyla mektubat başta olmak üzere pek çok hakikatin vücut bulmasına vesile olmuştur. Sabri abi, Refet abi ve diğer abilerin sualleriyle birçok risale yazılmıştır. Yani Risale-i Nur'da baktığımızda hani üstad vesile olarak baktığımızda hani Risale-i Nur'un vücuda çıkması diye görüyoruz, öyle biliyoruz ama bir noktayı nazardan baktığımızda da abilerin sualleriyle yani o fıtratları, o istemeleri, mukabele etmeleriyle risaleler vücut bulmuş. Yani o sualle o mektubatın büyük bir kısmı, lemalar, sözlerin bir kısmı vücuda çıkmış. O hakikatlerle çıkmış. Yani sual sormasa hani ademini düşünürseniz ortaya belki çıkmayacaktı yani o noktada. Yokluğuna sebep olabilirdiler yani. Varlığına tek sebep değil ama yokluğuna sebep olabilir. Demek ki yani sual sormak aslında hakikatlerin ortaya çıkmasının sebebi gibi duruyor sebep olarak. Mesela biz köylüyüz, suyun kaynağını bulunca köyde kazma ile onun böyle su çıktı mı böyle eşeleriz böyle kenarından köşelerinde bir yol yaparız gibi olur böyle. Ondan sonra o yol buldu mu daha bir şey yapar. Herhalde bu o ustadın o mama gibi merkezdeki o yanma, yağma, mama var her şey ama mayen bir şey değil. Soru sorunca sanki o sistemi, o mutlak ve muhit olan, çok şey olan ama bir şey olmayan sual ile bir şey dönüşüyor. Ustadın o şeyi, hazinesi. Yani mesela... Peki abi şey olabilir mi? Mevlam bilinmek istedim, bizde bir hazineydin. Kendi kendine soru sormuş, sual sormuş olabilir mi? Bizdeki o sual sorma kabiliyeti de Allah'ın o isteğine istinaden küçük nüve halinde yerleştirilmiş olabilir mi? Evet, çok güzel. Bir, evet, çok güzel. Zaten sonuç itibariyle Mehmet'im, sonuç itibariyle isteten de o, sual ve dahi hep muktazi hep o. Yani isteten de ama bunu demiyoruz da böyle. Yani biz neyiz ki ya? Şöyle bir düşünebiliyor musun? Galaksinin, şu galaksi, sonsuz samanyolu galaksilerin içerisinde dünya, dünyada sen. Eskide hani ben nurları tanımadan önce babaannem derdi böyle, oğlum dua et, oğlum şey yap böyle diye. Hayvan otlatırken annemle hatırıma gelir ya anne derdim. Allah bizi hakikaten bu kadar şeyler içerisinde duyuyor mu? Duyuyor oğlum derdi. Duyuyor. Yani hep isteten de o, şu anda bunu konuştutan da o, cevabı da kalbimize veren de o. İşte ama bir esmalar iktiza ediyor. Bu şekilde konuşmak, sistem açmak, yani atölye çalışması yapmak, yani sultan ismi iktiza ediyor bunları. Yani böyle ama tevhid hakiki bu konuştuğumuz. Karıştırmamak lazım. Bu tevhid hakiki esbab aleminde konuşun da o cebriye çıkar. Yani bu konuştuklarımız esbab alemindeyken cebriye oluyor. İtikattayken esbabı konuşmayacaksın. Esbapta itikadı melekuttayken de esbabı şey yapmayacaksın yani. De, olmasın diye. Ya cebriye ve mutezileden kurtulmak için. İsteten de yapan da o ya. Çok tuhaf yani. Sistem acayip çalışıyor. Bu sual sorabilmek, yani mesela kedi besliyorsun, köpek besliyorsun, kuş besliyorsun, sığır besliyorsun. Lisan-ı hali hariç de lisan-ı kal ile istemek hakikaten acayip ya. İnsana mahsus. Fıtri vazife. Hayatının halkına bakan fıtri vazifesi. İlginç.
Mesela bu soru dersini bu saatte oturup da bize yaptırtan, bize ihtiyaç hissettiren. Ya soru sormak garibime gidiyor ya. Nasıl soracak? Ya bir de şu soruyu sorabilmek. Ben niye soru soramıyorum? O da bir tuhaf bir soru yani. O da iki bilinmeyen denklem yani. Mesela Hulusi abi mektubat vücuda gelmiş sorularıyla. Çok tuhaf değil mi ya mektubat? Mesela Rüştü abinin kasetlerini çekerdik o zaman. Rax kasetleri vardı böyle, görüntü, ses. Var yani 1000 tane aşkın. Rüştü abiyle ders yaptık. Meslek, merşif. Ya adamı şimdi bakıyorum da utanıyorum ya. La adamı bir rahat bırakmadım ya. 2-3 kere, 3-5 dakika gidiyor soru soruyorum. Ya bir dur ya. Ya bir dur. Laz yazmış ya kamyona. Ya kover peşimi. Tamam. Allah Allah. Çok güzel oldu ders ya. Çok şükür. Evet. Şu birkaç tane yer var abi. Onu okuyayım bitireyim şey yapayım. Tamam. Olur mu? Kastamonu 244'te Üstad işte bu sualler, Risale-i Nur'un büyük bir kısmının suallerle ortaya çıkmasını ifade ediyor. Hulusi abi için diyor, onun sualleriyle yazılan mektubat risaleleri ve onun yazdığı samimi mektupları onun yerinde pek çok insanları Risale-i Nur dairesine celbetmiş ve ediyor. Onun sualleriyle yazılan mektubat risaleleri. Gene Emirdağ'da mesela diyor 160'da. Evvela sualleri çok nurlu hakikatların zuhuruna vesile olan Refet'in hem masumlara Kur'an ve nurları ders vermesi, hem kendisi nur lemalarıyla meşgul olması, hem tasiyatta bana ve Üsrev'e yardım etmesi, hem İstanbul'da Asay Musa'nın insaflı alimlerin ellerine geçmeye çalışması çok şayanı tebriktir. Sualleri çok nurlu hakikatların zuhuruna vesile olmuş Refet abi. Gene Barla da şöyle diyor abi. Hulusi ise ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması ve sabrinin dahi 19. mektup gibi bir sülüsü mektubatın yazılmasına sebep onun samimi ve ciddi iştiyakı olmasıdır. Yani bu abiler sual sorarak sualin daha arkasında neler var? Risale-i Nur'u yazacak belki bir kabiliyeti yok veyahut da belki bir makamı yok ama onların ne diyor? Gayreti ve ciddiyeti olması Hulusi abi için söylüyor. En mühim sebep oluyor. Sözlerin ve mektubatın yazılmasına gayreti ve ciddiyeti. Bu gayret ve ciddiyette neyi netice vermiş? Sualleri netice vermiş ve üstada sual tevcih etmiş. Ve suallerin cevapları da Risale-i Nur'da hep mevzu olarak, hakikat olarak ortaya çıkmış ve şu an bütün dünya bu eserleri okuyor. Sabri abinin de ne diyor? 19. mektup gibi bir sürüsü mektubatın üçte birinin yazılmasına sebebi diyor, onun samimi ve ciddi iştiyakı olmasıdır. Samimi ve ciddi iştiyakı ve onun sualleriyle o zaman bu 19. mektup gibi bir eser ortaya çıkmış ve diğer risaleler. Yine Şualar 298'de Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, senin alimane suallerin Risale-i Nur'un mektubat kısmında çok ehemmiyetli hakikatların anahtarları olmasından senin suallerine karşı lakayt kalamıyorum. Mektubat kısmında çok ehemmiyetli hakikatların anahtarları olduğu sualler. İşte bu suallerle demek ki birçok hakikatler ortaya çıkmış. Yine Barla'da, Barla layıkasında, layıkalar da zaten malumunuz olduğu üzere hem istifadelerini ifade etmişler hem de bazı sualler sormuşlar. Bunlar da hep layıkı olarak neşredilmiş. Bunlar diyor ne yapıldı? Bazı müşkilatların ve suallerinin halledilmesini rica etmişler. Böylece hem Hazreti Üstad'ın hem talebelerin mektuplarıyla Barla, Kastamonu, Emirdağ layıka mektupları vücuda gelmiş. Yani üç eser, külliyatın üç eseri de büyük bir kısmı bu sualler ve mektuplarla vücuda gelmiş. Yine Barla layıkasında Üstad gene 9'da şöyle diyor. Refet kardeş, sen de çok safalar geldin ve Risale-i Nur yazısı ile meşguliyetin beni cidden sevindirdi. Hulusi ve Sabri gibi senin de suallerinin Risale-i Nur'da ehemmiyetli neticeleri ve tatlı meyveleri var. Hulusi ve Sabri abi gibi senin de diyor suallerinin Risale-i Nur'da ehemmiyetli neticeleri ve tatlı meyveleri var. İşte biz Risale-i Nur belki yazamayız veyahut da şey yapamayız ama işte ona karşı fıtratımızın karşılığı olan
istekle, onunla gayretle, ciddiyetle, samimi bir şekilde davranarak bu hakikatlerin, sual sorarak diyelim, fıtratımızı ishar ederek bu hakikatlerin ortaya çıkmasına vesile olabiliriz. Ve abilerimizde ne olmuş? Buna vesile olmuşlar. Risale-i Nur'un hakikatlerinin ortaya çıkmasını sağlamışlar. Vesile, o sebep olmuşlar. Biz de demek ki, bize bakarsak da, biz de suallerle, ciddiyetle, iştiyakla, gayretle, biz de inşallah suallerimizde birçok hakikatin çıkmasına vesile olabilir. Zaten bu derslerde onların zemini. Benim ders burada bitti Hasan abi. Okuyacağım ben Osman'ım, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Şu 464'teki okuduğum bölümü, sanki orada bir şeyler gizli gibi geldi bana. Yani, öyle mi? Yani bilmiyorum. Mesela bir şey, mesela şu dikkatimi çekti. Bakın, sebep başka bir şey, sebebiyet başka bir şey. Değil mi? Yani evet. Sebepte nefsin bir etkisi yok. Sebebiyette etkisi var. Bu bir. Şimdi şöyle, bir de şöyle bir şey düşündüm. Mesela Hasan abi bir esrarla alakalı bir açıklaması vardı bir zaman. Esrar insanı öbür taraflara geçiriyor. Ama nikahsız mı demişti Hasan abi? Öyle bir şey söylemişti sanırım. Nikahsız. Yani haramla geçiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani esrar seni öbür alemlere geçiriyor. Bir şeyler sana gösteriyor ama nikahsız olarak diyor. Yani haram olarak. Şimdi mesela burada iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olabiliyorsun. Ama burada nefis bunları kullanmadan yaptığı zaman bu seyyiat haline alıyor gibi, anladın mı? Bu bir. İkincisi, bir de şu. Bir de diyor ki, bir de iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur diyor. Bak, malik olmaz. Gene Allah'tan yani. Bunda hiçbir şekilde bizim payımız yok. Yani Mehmet abinin de söylemiş olduğu gibi, biz sadece dolgun maddesiyiz. Buradan sanki biraz anlaşılıyor. Yani bu da benim fikrimi inan edersiniz. Evet abi, güzel. Doğru abi, öyle. Evet evet. Yani aynı, sahip olmak, malik olmakla aynı şey değil. Sebebiyetle de sebep aynı şey değil diyorsun, değil mi? Evet, evet, evet. Aynen abi, aynen öyle. Güzel, Allah razı olsun ya. Sen önemli bir yer. Ama bu noktada geleceğe bakarken şeriatla, yani Musa gibi geçmişe ve mevcut duruma bakarken Hızır gibi bakmalıyız. Yani geleceğe de Hızır gibi bakarsak, o zaman Allah kulla konuşuyor. Akla, batıl karışıyor. Çünkü gelecekte melekütiyet cihetiyle bakamayız. Geleceğe mülk cihetiyle. Şu an uçma, benim oraya gelmem için uçağa binmem lazım. Bu gerekli. Ama melekün cihetinde böyle bir şey lazım değil. 24. Buyurun. Mektup deyince aklıma benim hep ne hikmettir bilmiyorum. 24. mektupta şöyle bir şey diyorlar. Yani sual ne yapılır? Cevaplamakla halletmek aynı şey midir? Hmm. Yani suale cevap vermekle suali halletmek aynı şey midir acaba? Çünkü bu 24. mektupta hani diyor ya, daimi mukteziyi gösteren 5 ile ve gayeleri ve faydaları gösteren 5 işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikatli uzmaya. Aynen abi. Aynı olmaması lazım. Evet. Gafur. Efendim abi. Cevap soruya karşı olan olabilir mi? Bilmiyorum abi, dersi yapan başkanına sor. her soru sorulur ama cevap verilemeyebilir. Soru sor abi. Evet. Soru cevap varsa sual cevap da var mı? Ama ha, bu halletmek bence de çok farklı bir ifade ki, halleden, şu suali halledenle şu suali cevap mevzusu herhalde farklı şeyler. Ben şöyle düşündüm Osman'ım. Şimdi sual A şıkkıysa cevap B şıkkı. Ama sual A şıkkıysa halletmek de A şıkkı. Suali düzelt, yani suali şekillendiriyor. Yani sual aynı zamanda cevap da oluyor. Yani değişmiyor. Yani tılsım gibi, anlatabiliyor muyum? Tılsım gibi. Hani tılsım gibi dönüşüyor, değişiyor ama aynısı. Yani şey olabilir mi? Suale cevap suretten anlamak, halletmekse hakikatine ulaşmak desek.
Öyle öyle diyor gibi sanki, evet. Öyle. Ben de, evet öyle, öyle bana, diyor zaten 24. Bana da şöyle gibi geliyor abi o metne bakınca, şu suali halleden diyor. Hal. Yani cevaplamanın ötesinde daha derinden, çünkü zaten devamı o çok geniş, çok derin, çok yüksek olan hakikat uzmaya. Evet. Sual hallediyor. Yani halle çözüyor, hale indirgiyor, halle çözüyor. Şey diyebilir miyiz Osman abi? Suret, kanuniyet, hakikat, buyur, mahiyetle ilgili. Demen lazım zaten Mehmet abi, sen demesen. Evet. Allah razı olsun, bekliyoruz, evet. Söyle abi. Yanlış oldu. Suret, soru. Tamam. Soru sormak yani. Tamam. Kanuniyeti, merak. Kanuniyeti, merak. Ha. Merak. Güzel. Hakikati istemek. Hı-hı. Mahiyeti, fıtrat. Fıtrat. Yani fıtrat. Ben fıtratımdakini arıyorum. Ona ulaşmak istiyorum. Peki ben bir şey, bir tane de ben söyleyeyim. Şu kanuniyeti şu formülde yapılamaz mı? Yani nihayeti bunun sual ve cevap aslında bizim evamirimiz değil mi? Evamiri tekviniyedir aslında bu. Evamirdir yani. Evet. Yani o yüzden ihtiyaç, iştiyak, incizar ve neydi? Meyil. Meyil. Hah, işte bu doğrultuda belki kanuniyeti, suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti bu şekilde belki şekillendirebiliriz Mehmet abiciğim. Şimdi soruyu niye sorarım? Merak ettiğim için, bir kanuniyeti var. Yani bir kanun gereği bu. Merakın arkasında ihtiyacın var, ihtiyacın. İhtiyacın var abi. Tamam. Ama bak, neyle yapacağım ben yani? Hangi sistemle yapacağım? Aklın içerisinde merak sistemiyle. Yani merak bunu yaptırıyor. Ya bunu yapan sistem ne? Soruyu soran kim? Bir kanun abi, soruyor. Şey, hayret, lezzet ve heybettir diye düşündüm. Yani. Orada merak, geçen, Risale'de geçeni söyledim. Evet. Evet, bir abi, de halletmek meselesinde benim aklıma şu geldi. Hemen bunu da söyleyeyim de bari kapatayım. Bir suali halletmek meselesi, hakikatin hakikaten içinde canlanması meselesi. Suale cevap verilmesi meselesi de ayrıdır. Yani cevap verilir fakat hakikat içinde canlanmayabilir. Hani demişti ya bir gün işte abi, demiş ya yani bu bütün olanların hepsini dizayn edip tasarlayan, yöneten Cenab-ı Hak var abi diye. Hasan abiye demiş ya, o zaman diyor bütün aydınlandı ya. İşte o zaman o suali, o şeyi, kendi içindeki suali halletti demek yani bir nevi. Yani bana öyle geliyor, bilmiyorum. Ben düşündüğüm şey de oydu, halletmek meselesi. Evet. Suale cevap verilebilir ama içinde onu halledemeyebilirsin yani. Ben, abinin bir tanesi hep şunu soruyordu mesela birçok şeylerde. Ya işte Cenab-ı Hak yarattı bunu, işte kendisini göstermek, işte ziynetini göstermek meselesi konusunda. Yani bu mudur, sadece bu mudur diye. Daha onun içindeki şey hakikate tam olarak şey yapamamış. Bu cevaptır yani. Yani o suale cevaptır, doğru cevaptır ama hakikatin parlaması veya da hakikatin nasıl parlaması demiyor, canlanması içinde o işi halletmesi demektir. Yani sualin cevabı aslında o şekilde halledilmiş olur diye düşündüm ben. Hikmet, bu manada halletme, halet var ya, halet. Kader diyor ya, cüz-i ihtiyari, hali ve vicdanidir diyor. Halletmek, halet. Ruhtaki haletleri memnun etmek, halletmek. Halletten geliyor herhalde. Hasan abi, bu okuduğumuz şey vardı ya, üç sual müşkil vardı ya, bak dikkat edin, orada da halletmek geçiyor. Ha. Bak bir daha, üç sual müşkil muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zihşurları açtırmak istemişsine mukabil, en vazif bir surette ve en azami bir de hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden. Aa bak, tılsım dedi. Aynı şey. Yani halet. Burada da suali halleden peygamberimiz, cevaplayan değil, halletmiş. Halettir bu. Haletin yani yansımaları bunlar. Halet. Hasan abiciğim, bir şey sorabilir miyim size? Tabii. Şimdi mesela abi, kalbu kalbisinde tabiri caizse, kalbu kalbisinde Allah Celle Celaluhu tabiri caizse böyle abi, bizi yaratırken bizi oturtmuş, bizi yaratırken bizi bize izlettirmiş. Diyorum ki acaba izleyen
midir soruyu soran, cevabı veren sebebiyetle nefisten de izlediğidir. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz acaba? Yani veya suali soran acaba, suali soran o izleyen midir aslında? Gafur. Bu kainatın cevabı. Gafur. Suali, suali soran benim, Osman'a soru sordum değil. O cevap verince ne oluyor ki ben hal oluyorum? Onun cevabı bendekileri, bak soru ben soruyorum. Karşıdakinin malzemesiyle yine bende uyandırıyor o. Cevap da bende hepsi. Sual bende, cevap da bende ama cevap kapalı. Ne ararsın? Şambu arada, hakikati kendinde ara. Hepsi bende. Ama bazen bir anahtar diyor, kilitten ve hazineden daha kıymetli olur. Çünkü hazine kapalı. Şimdi ben Osman'a soru sordum, ders yapıyor. Verdiği cevap, bendekini uyandırınca hal oluyor da haletim oluyor. Halete dönüşüyor. Uyandırıyor bendekileri. Yani sual da cevap hepsi bende. Dışarıdaki uyandırıyor. Abi, şimdi bakın, mesela sual, evamiri tekbiniye, cevap da ayatı tekbiniye desek, bunların cem'i iman oluyor. İmanla biz bunlara sahip çıkmış oluyoruz. Böyle bir şey denilir yani. Çünkü derste şu, dersi mantığı bu. Sistemi, yöntemini, hakikatını, mahiyetini, kanuniyetini, yani suretini, kanuniyetini, hakikatini, mahiyetini çözdük mü artık onu her derste de kullanılır, her formata da girer. Burada çıkan şu, kulası herhalde, soru suret, sual hakikat. Ben soruyorum, lisan haliyle soruyorum, lisan haliyle soru soruyorum, lisan-ı kalle sual ediyorum, cevap da bende. Bende olunca, mesela Osman cevap verdi ders yaparken, suali sordum. Cevap verince ne oluyor? Ben nasıl, anladığımı nasıl anlarım? Hallettiğimi nasıl anlarım? Halet olur. Halete bürünürüm. Ben de uyanır o. Cevabı o veriyormuş gibi gözükürken aslında o bendekini uyandırdı. Uyandırdığımı nasıl anlarım? Halet-i ruhiye olur. Hal olur. Hal, o hal olunca, halet-i ruhiye olunca dışarıda hallettim bunu derim. Hali ve vicdanidir diyor. Hali ve vicdanidir diyor abi. Aynen dediğiniz gibi. Yani akli değildir diyor. Çünkü kadere soru soran akıldır. Hali ve vicdani. Hali, biz hali derken zaten ruhsaldır. Vicdanı da vicdandır. Soruyu kim soruyor? Hani bana bir rüya görmüştüm ya, hatırlıyor musunuz? Bir ders yapılıyordu. X birisi ders yapıyordu. Derste şu hulasa bunlarla kalın. Dedim ki, ondan sonra buna ait kaç tane ders oldu rüyadan sonra? Ahiret nerede dedim. Soruydu bu, sual. Bu meyan ahiret nerede o zaman diye sordum. Döndü dedi ki, kim soruyor bunu dedi. Kim soruyor? Kim soruyor? Sualini söyleyeyim mi? Sual sormak kimin yarısı? Kim soruyor? Deyince durdum. Devam etti. Sual sorabilendedir dedi. Cevap? Evet. Suali sorabilendedir dedi. Ben kaç sene geçti böyle, belki kaç sene, bu küçük çekmecede olmuştu burada. Kim soruyor deyince korktum. Devam etti. Soruyu sorabilendedir diyor. Soruyu sordum. Ha, bir şey, başka bir sistem. Dimadır. Ben cevap hariçten aldım veya lisan halde. Ben de uyanırsa halet olur. İfade edersem hallettim olur. Mesela şimdi bunu uygulayalım rüyayı. Ahiret nerede? Ciddi misin? Bunu soruyor musun? İhtiyaç hissettin mi? Zaten cevabı o sorabilmekteydi. Yarısı oradaydı zaten. Es-sualin nisvilin. Sual sorabilmek ilmin yarısıdır zaten. Sual sormak ilimdir kardeşim. Rütbe-i mertebesi gözükür. Bir insanın sualinden ilmi anlaşılır. Terbiyesi anlaşılır, kişiliği anlaşılır, örf, anane, gelenek, kültür, aileden ne almış,
Adam sorusundan anlarsın zaten. Üstad muhakematta öyle diyor. Aklın kemala, meratibini gösterir diyor. Sorular daha bir şey diyor. Bu halledilmeyen suallerle ilgili. Onu diyor ki, seyri mevcudat, kafile mahlukat nereden geliyor, nereye gidecek, ne için gelmişler, ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları, halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ve ancak sırrı tevhid iledir. Allah Allah. Sırrı tevhid ile hallediliyormuş tılsımlı suallerin manaları. Sırrı tevhid ile. Sırrı tevhid ile. Halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ve ancak sırrı tevhid iledir. Allah Allah. Peki sırrı tevhid bize ikinci lemaya geç. Balığın içerisinde ne oldu? Nuru tevhid içinde mi diyordu? Bak. Orada ne diyor? Sırrı tevhid içinde nuru yok. Nuru tevhid içinde sırrı eadet inkişaf etti. Nuru tevhid içinde sırrı eadet inkişaf etti. Evet. Yani bu Allah Allah. Yani sırrı tevhid ile hallediliyor demek ki. Hal olmasa sırrı tevhid gerekiyor. Tevhid de değil. Evet. Şu mesela 30. sözde bu ene bahsinde hani soru sahibi dedi ya, soruyu soran da sensin, cevap veren de sensin. Aslında şu paragraf diyor ki bakın ene, bakın tılsımdır demiştik ya, hal etmek tılsım. Bakın ene künuz-u mahfi olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi, bakın anahtar kim? Soru, cevap veren kim? Ene aslında kendisi. Ama aynı zamanda soru, kainatın tılsımı muğlatına dahi anahtar olarak bir muammayı düşürdü. Demek ki iki sual var. Bunun biri benim, biri benim karşılığım olan kainat. Bunun cevabını kainatı kendimde oturtarak yine ben veriyorum. Tamam. Pek geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz Osman. Güzel bir mevzu çıktı ama yani iş olsun diye demiyorum. Tuhaf bir şey. Murat Dursun'un tersi yaptığı gibi bu sual daha önce ders olmadı değil mi hiç? Ben baktım site abi yok. Yani varsa bakayım diye öyle bir şey yok yani. Görmedim. Ama çok tuhaf. Sual dersi sualle açılıyor. Evet. Suali sual etmek lazım.